İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne ısmarlıyoruz? Burası senin mekanın. Seçimi sana bırakıyorum. Oo Eylül Hanım, hoş geldiniz. Ne zamandır uğramıyordunuz? Özlettiniz kendinizi. Teşekkür ederim. Artık daha sık geleceğim. Biz bu akşam sizin özel tatlınızdan alalım. Arkadaş da tatlısı. Peki. Üniversite yıllarından beri böyle bir mekana gelmemiştim. Bir karakteri var. Eylül, rahatsız olduysan kalkabiliriz. Yok. Sadece uzun zamandır gelmemiştim buraya. Son geldiğim güne takıldı aklım. Çok değişmiş mi? Ufak tefek şeyler. Havası, ruhu aynı. Kalkalım mı? Demir Bey, buraya getirdiğiniz için çok teşekkürler. Yani mekana bayıldım. Tatlı da harikaydı. Bence Merve'yi de getirelim buraya. Sayende güzel bir mekan öğrenmiş olduk. Ne demek? Yine geliriz. Vallahi her şey çok güzeldi bu akşam. Teşekkür ederiz. Aynen. İyi akşamlar. Siz yarın sabah kaçta çıkıyorsunuz? Ay vallahi sabahın köründe. Bir an oraya gidiyorum. Abi kusura bakma ama şu herifi bir sevemedim ya. Boş ver İbo. Canını sıktığına değecek biri değil. Ayda, bak Merve çabuk alınır, her şeyi tersten alınır biliyorsun. Sen arayı yumuşat, tamam mı? Bora'nın ailesi bir adım atarsa siz iki adım atın. Durumu tatlıya bağlayın, gelin. Ya senin, sen de gelseydin iyiydi ama artık elimden geleni yapacağım. Sen yaparsın, ben biliyorum. İkisini de benim yerime öp. Tamam. İyi yolculuklar. Teşekkürler Demir Bey. Beni arayın. Tamam, tamam. Takibi bırakınca gittiğini sanmıştım. Yolda ufak bir mola vermek zorunda kaldım. Ya İbo, yine mi bozuldu bu ya? Yani sen bakıma götürmüştün bunu. Motorda sorun yok bir tanem. Gözüm bir şeye takıldı. O yüzden durmak zorunda kaldım. Ya teşekkür ederim. Sen Antalya'dan dönene kadar bu son görüşmemiz.
buradan vedalaşıyoruz. Merve yukarıda. Ayrıca ev dışına görüşelim demiştik ya bu. Hala devam ediyor mu? Evet. Çünkü hala arkadaşlarımla tanışmadım. Ama sana bu konuda baskı yapmıyorum. Hatta bu güzel gecenin karşısında sıradaki randevuyu ben ayarlayacağım. Bunun rövanşını almazsın değil mi? Yani gördüğüm kadarıyla sen çok farklı bir şey beklemişsin. Ben sana sürpriz yapacağım. Ödeşmiş olacağız İbacığım. Bakalım başıma ne gelecek? Bakalım. Antalya'dan bir şey istiyor musun? Ben de seni özleyeceğim. Çabuk dön o zaman. Tamam. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Söz verdiğim gibi erkenden evdesin bak. İstediğin gibi dinlenebilirsin. O gece vakti tatlı yemeden önceydi. Aldığım 500 kaloriyi eritmek için epey ter dökmem gerekecek. Bu gece mi? Bravo. Bak ne diyeceğim. Bizim cime gelsene. Antrenörleri falan da bayağı iyidir. Hatta ben de yardımcı olabilirim. Öyle mi? Olabilir misin? Yoga mı pilates mi? Biraz ondan, biraz bundan. Güzel. O zaman müsait olduğunda haber ver, birlikte gidelim. İyi geceler Burak. İyi geceler. Eylül Gündüzeli. Sadece burada olman bile ortalığı karıştırmaya yetecek. Güzeldi. Güzel bir geceydi değil mi? Soda ister misin? Demir. İyi misin sen? Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Otursana iki dakika. Selim, benim sana anlatmam gereken şeyler var. Kötü bir şey mi oldu? Hayır, öyle bir şey değil. Dün de bir haller vardı zaten sende. Kendimi hazırlamam lazımdı ama kapılıyorum işte aptal gibi. Ne demek o? Sorun sende değil, bende diye başlayacaksın herhalde. Hayır, tabii ki. Nereden çıkardın şimdi bunu? Sadece senin bilmen gereken şeyler var. Ben sana bunu daha önce... Selin niye böyle yapıyorsun? Daha ne söyleyeceğimi bile duymadın. Biliyorum ben.
Bu kadar mutlu olmak normal değil. Bir şey olacağı belliydi. Bize iki sorunsuz gün bile çok. Geçen sefer de tam birlikte izlerken her şey tepetaklak olmuştu. Lütfen sakin ol. İzin ver bir anlatayım. Kötü bir şey söyleyeceksin. Yüzünden anlaşılıyor Demir. Tamam. Söyle. Bu sefer ne oldu? Selin lütfen. Bak bunun bizimle bir alakası yok. Bu tamamen geçmişle ilgili bir şey ve sadece bil istiyorum. Hepsi bu. Ailenle ilgili bir şey mi oldu? Hayır. Demir, Allah aşkına yapma. Neden her seferinde geçmişinden bir şey çekip çıkarıyorsun? Neden yaşadığımız anın içinde kalamıyorsun? Neden benimle olamıyorsun? Ama Selin bak bunu... Birkaç saat önce gözlerinin içi gülüyordu. Şimdi paramparça bakıyorsun bana. Ya Demir boş ver artık şu geçmişini ya. Düşüp durma o kuyulara. Ya biz bugün de kalalım, bugünün tadını çıkaralım demedik mi? Ya niye bugün benimle kalamıyorsun? Neden sürekli bozmaya çalışıyorsun? Selin öyle bir şey yok. Ya lütfen biraz sakin ol. Bırakıp gideceksin değil mi? Bir bahane bulup gideceksin. Ne biliyorum ben. Sen de diğer herkes gibi bırakıp gideceksin. Selin bir yere gittiğim falan yok. Ya... Sadece bilmen gereken şeyler var dedim ve nerelere geldik? Hayır, ne söyleyeceğimi sanıyorsun ki? Çok mu sevimli bir şey söyleyeceksin? Hayır, ama... Bak... Bunun bizimle hiç ilgisi yok, emin ol. Söyleme o zaman. Kötü bir şeyse söyleme. Zaten ellerimden uçup gidecekmiş gibi duruyorsun. Demir, ben her gece kabus görüyorum. Her gece. Ve bu korkuyu hep besledin sen. Ben artık bu duyguyla başa çıkamıyorum. Selin. Benimle ilgili bir derdin varsa söyle. Bizimle ilgili bir derdin varsa söyle. Bu evle ilgili, bugünle ilgili, ailenle ilgili bir derdin varsa dinlerim. Ama daha fazlasını dinlemeye gücüm kalmadı. Özür dilerim. Senin içine benimle ilgili böyle bir korku ektiğim için çok üzgünüm Selin. Ama hiç öyle düşündüğün gibi bir şey yok. Ben seni çok seviyorum Selin. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. Abarttığımı düşünüyorsun değil mi? Hayır. Hayır düşünmüyorum. Haklısın. Çok zor şeyler yaşadık. Ve bu kırgınlıkların onarılması zaman alacak biliyorum. Ama ben buradayım. Yanındayım. Lütfen o kabusları bir daha görme olur mu? Demir, ben çok yorgunum. Yatacağım. İyi geceler. Ya işte öyle Elif'ciğim. Gelir gelmez harala gürele işlere daldım. İstanbul bildiğin gibi çok güzel. Yani zaman içinde biraz hırpalanmış ama yine de çok güzel. E 2 yıldır oradan oraya gidiyorsun Eylül. Kendini işe gömdün. Tatil yapacağım demiştin. Nereden çıktı şimdi babanın hisselerini almak? Demir için mi döndün İstanbul'a? Demir mi? Kızmadı mı seni karşısında görünce? Evet, zor oldu biraz. Ama bunu bekliyordum zaten. Çok değişmiş mi? Yok. Pek değişmemiş aslında.
Ama bazı şeyler değişmiş. Biriyle mi birlikte? Evet canım. Hayatında biri var. Nasıl biri? Nasıl biri? Şöyle ki, Ayda Akman, inşaat mühendisi. Bayağı da iyi dereceyle mezun olmuş. Güzel bir kız da işte bir olmamışlar, ne bileyim. Kıskandın mı? Yok, kıskandığım için falan değil. Gerçekten tatlı kız. Başarılı, iyi eğitimli. Ama yani... Ne yani? Nesi varmış? Yan yana bakınca bir yakışmıyorlar gibi sanki. E tabii öyle diyeceksin. Ben yakıştıramadığım için mi diyorsun? Ya ne bileyim, bir olmamış işte. Pek onluk bir kız değil gibi. Nasıl olduğunu anlamadım. Ha bir de şirkete aşk yasağı koymuş. Demir bu. Önce şirkete aşk yasağı koyacak, sonra çalışanıyla birlikte olacak. Nereden baksan tutarsız, Demir tutarsız bir adam değil ki. Sen geride bıraktığın Demir'i hatırlıyorsun. Belki sandığından fazla değişmiştir. Uymuyor. Yani... Neyse, bakacağız. İyi, bak bakalım. Tamam. Gelişmelerden haberdar ederim seni. Arama mutlaka. Ya bir ara İstanbul'a gel artık. Özleştik. Tamam. Öpüyorum. Ben de seni öpüyorum canım. Hadi bay bay. Bay bay. Çok şapşalsın Demir ya. İnsan kızamıyor da sana. Uyuyamadın mı? Sen de uyuyamamışsın. Uyuyamadım. Demir, bana ne söyleyecektin? Ben özür dilerim. Korktum. Korkunca da öyle büyük tepki verdim. Ama şimdi hazırladım kendimi. Söyleyebilirsin. Uf, ne çıkacak kim bilir. Ama Demir, ben cesaretimi kaybetmeden söyle. Hazırım, bekliyorum. Selin. Saçma sapan bir şeydi. Geçmişten bir hayalet sadece. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yoksa niye konusu açılıyor? Açıldı işte öyle bir anda. Boş ver, tamam. Ayrıca... Haklısın. O kadar hassas olmana ben sebep oldum. Öyle geçmişi de sürekli ortaya dökmenin bir anlamı yok. Yok mu? Yok. Emin misin? Eminim. Şimdi senin uykun var mı? Yok. Benim de yok. Zaten yukarı çıksam da uyuyamam. Kitap da okuyamadım. Konsantre olamıyorum. Daha sabah da çok var. Ne yapmak istedin? Film izleyelim mi? Korkunçlu. Olur. Niye? O zaman ben laptopu hazırlayayım. Verandada mı, salonda mı? Salon sanki. Hava serinledi. Patlamış mısır da yapalım. Olur. Yapalım. Sen filmi seç.
Ben de mısırları patlatıp geleyim. Demir, iyi atı zubalı olsun. Bu saatte. Ya canını okuduk birbirimize. Şimdi ona mı takılalım? Boş ver, keyfimizi kaçırma. Tamam, tamam. Yarın tuzu bol olacak. Dizi mi izliyorsun? Dolapta dondurma buldum, istiyor musun? Ay yok Boncuk, afiyet olsun. Ben tatlı yedim zaten. Sen ne yaptın? Sıkılmadın değil mi ben yokken? Yok. Bora ile konuştuk biraz. Ha. Canını sıkacak bir şey mi söyledi? Ha? Ha yok. O değil de. İş çıkışı da annemle buluştum. Onunla da konuştuk biraz. Ne diyor? Babam hala evde adım andırmıyormuş ya. Annem de sen hala bozuk. Hani Bora'nın ailesine gideceğim diye söylendi de söylendi Ayda ya. Ya Boncuk, bak her şey düzelecek. Bugünler de geçecek. Bora geri gelecek. Ki zaten işi hazır. Yani Burak geri alacağım dedi. Eviniz de var. Yani aileler de alışacak artık bir şekilde. İnşallah. Ya Merve, yapma böyle lütfen. Tamam. Yapmayacağım. Bora'ya da söz verdim. Başka şeylerden konuşalım o zaman. Hızlı geçti çifte randevunuz. Demir Erendil dışarıda nasıl biriymiş? Kızım çok acayipti ya. Ya elim ayağım titredi. Rezil oldum adama resmen. Ne oldu ki? Dur dur. Baştan anlat ya. Ortadan girme. Sarbaşa buradan giyindin, süslendin, çıktın. Sonra... Selin, seçebildin mi film? Bak Amerikan slasher falan olmasın ha. Öyle ucuz ucuz korku filmi izlemeyelim. Polanski'nin filmleri olur bak. Aa bak, Karanlığın Gölgesi diye bir film var. 73 yapımı. Süper. Selin? Açmam. Şarjım bitti tabii sonunda. Selin. Hadi kalk yatağına yat. Burada uyuyorsun. Film izleyeceğim. Yarın izleriz artık. Hadi uyan. Odana çıkartayım seni. Ben çok iyiyim burada. Kandırma beni lütfen. Ayakların da buz gibi olmuş. Emin misin? Burada mı uyuyacaksın? Peki.
Günaydın sevgilim. Ben de sana kahve yaptım diyecektim. Niye demedin peki? Bayağıdır arkamdasın çünkü. Yok. Değilim. Sana öyle gelmiş. Ben şimdi geldim. Niye gelip yanımda yapmıyorsun hareketleri de arkamdan gizli saklı yapıyorsun acaba? Beceremiyorum çünkü. Geçen sefer de böyle komik komik hallere düşmüştüm. Ama öyle bir kere de öğrenilmez ki. Pratik yapman lazım. Gel. Bu sefer şımarmayacaksın inşallah. Ya aşk olsun. Ben çok ciddi biriyimdir her zaman. Peki. Hatırlıyor musun? Hiç. Önce sol ayağımızı açıyoruz. Tamam. Ne kokuyor? Ha, böğürtlendi şampuan. Yo, değil. Ha, sen saçların. Hı. Evet, o tamam da. Başka bir şey kokuyor, böyle yanık gibi sanki. Ay. Evet, yanık kokuyor. Ay, ekmekler. Ya aferin Selim. Evi de yak, tam olsun. Senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden olmuş olabilir? Şurada sakin sakin kata çiziyorum. Onun yüzünden oldu. Onun yüzünden de, onun yüzünden. Çok güzel kokuyor Selin. Getir tabağı. Selin, kahvaltı ediyoruz burada. Ne okuyor olabilirsin o kadar önemli? Bıraksana şunu elinden. Bir dakika ya. Hayır, ne acaba o kadar ilgini çeken? Saçma sapan bir test falan mı çözüyorsun orada? Ay Demir. Çok beğendiğim biriyle röportaj yapmışlar, ona bakıyorum. Çok beğendiğin biri. Maşallah, çok yakışıklı. Ayıp artık ya. Gerçekten ayıp. Utanmıyorsun da yani bunu söylerken. Şurada karşılıklı oturmuşuz, kahvaltı ediyoruz. Bana bak, bana. Yüzüme bak. Sana bakıyorum zaten. Kim, kimmiş ya bu sabah sabah? Ay, daha bitirmedim. Şakacı. Yani karşılıklı oturmuş şurada güzel güzel kahvaltı edeceğiz. Bana bakacağına gidip fotoğrafıma mı bakıyorsun? Aa, Demir. Sen çok kıskançsın galiba. Ama beni kendinden kıskananı da ilk defa görüyorum. Yumurtanı ye Selin. Yumurtanı ye. İyi. Madem kıskançlık yapacağız. Ne o bakış öyle? Açıkla bakayım bana. Ne bakış? Ne öyle kameraya çapkın çapkın bakmalar falan. Bu dergi kaç bin kadının evine giriyor. Senin haberin var mı? Böyle sen cazibeni kullanarak ne yapmaya çalışmaktasın? Hiçbir şey yapmaya çalışmakta değilim. Gayet güneş gelmiş ve gözümü kısmışım işte, burada belli. Ben biliyorum o kısık kısık bakmaları. Koridorda elimden kepçeyi almaya çalışırken de bana böyle kısık kısık bakıyordun. Hayda. Hayda falan yok, hayda falan yok. Şimdi kadına oturup böyle göz süzüyorlardır fotoğraflarına. Bakıp bakıp düşüyorlardır artık. Ver ver, bitirmedin. Allah'ım şu yakışıklılığa bak ya Rabbim, Allah sahibine bağışlasın. Acaba şu güzelliğe bak abi. Ya Selin, kahvaltı ediyoruz ya. Bıraksana şu. Güzel çıkmış mı? Çok. Neyse, bunu sonra bakarsın. Hadi.
Abi demin geçmişine ait bir şeyler bul dedin. Ya dünyanın parasını döktüm adamlara. Bulduk eski nişanlısını. Ne oldu? Kız seninle işbirliği yapacağına gelmiş demiri kolluyor. Ferru hiçbir şey anlamamışsın. Benimle işbirliği yapsın diye değil. Sadece burada olsun diye çağırdım ben Eylül'ü. Okey. De ne işe yarayacakmış? Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz mi? Hı hı. Yani planın bu mu Burak? Valla şu kazadan beri sana bir şeyler oldu ha. Sen kafanı falan mı çarptın yoksa? Saçmalama Ferru. Ben fazla müdahil olmadan da çözülecek gibi duruyor bu durum. Zaten olmasam daha iyi. Kendi kendine nasıl çözülecekmiş o olaylar? Bu kız Demir'in 2 yıl önce evlilik hayali kurduğu kız. Hı. Yüzüğü parmağına takınca ömür boyu mutlu olacaklarını sanmıştır. Eylül'ün gidişi de Demir'i hiç iyi etkilememiş. Vallahi ben Demir'in canının yandığını pek görmedim şahsen Burak'cığım. Göstermez. Çünkü acısını gizlemek için herkesle arasına mesafe koyuyor. Ama o acısının sebebi bu kadar yakındayken hiçbir şey olmamış gibi de davranamayacak. Yani? Yani artık onlar eski defterleri kapatırken ortalığımı yıkarlar. Yeniden alev mi alırlar? Yoksa Demir'in kafası atıp iş yerinde büyük bir hata mı yapar bilmem. Hangisini yaparsa yapsın benim işime gelir. Onun açık verdiği yerden de ben yürürüm. İyi yürü. Ne yapmak istersin bugün? Eski haline döndürelim. Yok yok yok. Döndürmeyelim. Ama burası Selin'in evi olmasın. Selin de Demir'in evi olsun. Öyle mi olsun? Hı-hı. Olsun o zaman. Hadi başlayalım. Güzel kalkmışsın. Evet. Epey oldu kalkalı. O zaman ter atmaya hazırsındır. Hadi gel sana bahsettiğim cime gidiyorum. Seni trainerımla tanıştırırım. Teşekkürler düşündüğün için ama gelemem. Eşyaları yerleştiriyorum. Peki sıkılırsan haber ver o zaman. Tamam. Sana iyi eğlenceler. Görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunu buradan kaldırabilir miyiz lütfen? Aa. Soyut sanat sevmiyor musun? Malevich'e bayılacağını düşünmedim zaten. Eşyaların arasında bulunca en çok buna sinir olursun diye yazmıştım. Çok kötüsün. Vaktim olunca değiştirecektim. Ya bunu buradan kaldıralım ne olur. Bak evin geri kalanına da uymuyor zaten. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Ya. Ha, bak ne kadar güzel oldu.
Evet, güzel oldu da. Şu suni şeyi kaldıralım mı buradan? Altındaki ne yapacağımıza sonra karar veririz. Ayrıca... bu duvarlar çok karışık oldu. Ne yapalım biliyor musun? Senin gözünü yoruyorsa hepsini kaldıralım. Teşekkür ederim, çok tatlısın. Kaldıralım, kaldıralım da... senin çektiğin fotoğraflardan asalım diyorum. Benim çektiğim fotoğrafları. Buraya mı asalım? Gerçekten mi? Neden olmasın? Burası senin evin. Bizim evimiz. Peki, ben bizim evimizde senin çektiğin fotoğrafları görmek istiyorum. İyi, tamam. Kız ama sen seç. Ben seçemiyorum. Her baktığımda hepsinde bir kusur buluyorum. Olur, seçeriz. Sonra gider güzel çerçeveler alırız. Ama bir şartla. Söyle. Birkaç kareyi birlikte basacağız. Sen bana öğreteceksin. Oo. Ya ben Demir Erendil'e bir şey öğreteceğim. Çok heyecanlı. Selin'i şu çalışma masasını da kaldıralım buradan. Bir de keçi alalım birkaç tane. Selam. Sen spora gitmiyor muydun? Sana yardıma geldim. Yardıma ihtiyacım olduğunu nereden çıkardın? Bütün gün tek başına mı uğraşmak istiyorsun gerçekten? Evet. Nereden başlıyoruz? Şu kolyeyi kap o zaman. Ya da aslında şu demonte kitaplığı kurabilirsin. Yani... anlıyorsan bu işlerden. Senin karşında bir iç mimar var. Farkındasın değil mi? Evet. Nerede onun kurulum şeması? İçinden çıkmadı. Peki, neyse. Bir şekilde hallederim artık. Ben bunu görmemiştim. Bunu derken? Şey... fotoğraf makinanda 20 kare fotoğrafım var ya... dijital olanda. Onu. Hmm. Ay gitti, 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 gitti. Of Demir ya, kafamı karıştırıyorsun. Fazla tuttum işte fiksajda. Peki bir şey sorabilir miyim? Sorma ama ışığı açabilirsin. Peki. Evet Demir, onları burada basmıyoruz. Printer'da basıyoruz şimdi. Onları bırak da gel şunu şey... Çok kısa. Bir şey merak ettim de... Şu fotoğraf. Bir bakar mısın buna? Kahve yapıyorsun, evet. Niye habersiz gizli saklı çekiyorsun mesela bunu? Aman Demir, hem öğreneceğim dedin hem de bakmıyorsun. Ben zaten bir kere yaktım bu fotoğrafı. Şimdi yine gidiyordu. Ha, sen bunu daha önce bastın yani. Evet, evet. Habersiz fotoğraflarını çektim. Bastım da. Yani en azından çalıştım. Sen de buraları karıştırıp öğrenmişsin. Şimdi niye beni utandırmaya çalışıyorsun? Hiç o niyetle sormadım, gerçekten. Hani sabah... başkalarının çektiği fotoğrafı kıskanmıştın ya.
Eğer fotoğrafımı çekmek istersen ve bana haber verirsen ben sana poz verebilirim. Sadece bunu söyleyecektim. Anladım. Teşekkür ederim. Ama habersiz çekmeyi daha çok seviyorum. Hadi gel bakalım, geç şunun başına. Bir kare de sen bas. Beni hiç dinlemedin. Bakalım öğrenebilmiş misin? Ama haksızlık. Olmaz öyle. Allah Allah, bunun nesi haksızlık? Sen benim fotoğrafımı çekip basıyorsun. Ben de senin fotoğrafını çekeceğim önce. Nasıl, şimdi mi? Yok, şimdi değil. Ben de fotoğrafçılıkta doğallıktan yanayım. O yüzden habersiz çekeceğim. Bak, güzel çıkmazsan çok kötü buluşuruz ama. Artık orasını bilemem. Sen de dikkat edersin artık evin içinde haline, tavrına. Ben de vermem fotoğraf makinemi. Aman ne güzel çözüm. Yenisini alırım ben de. Ya Demir ya! Bu tamam. İlginç bir dekorasyon fikri. Arada yumruk falan atıyor musun? Her sabah yarım saat kadar. Gerçekten mi? Öyle yapma ama. Bileğini incitirsin. Bak, bileğini düz tutacaksın. Sonra omuzdan. Aha. Aynen. Sen o yüzden bu kadar sakinsin. Böyle bütün enerjini burada atıyorsun. Biraz boks, biraz yoga. Tavsiye ederim. Pamuk gibi olursun. Yardımın için teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben hallederim. Rica ederim. O zaman ben gidiyorum. Burak. Geçen gün yapı tarafına aldığımız müşteri var ya, aslında ilk başta Demir'le çalışmayı kabul edecekmiş. Ama sonra nasıl olduysa, Demir'in Yıldırım Bey'in kızıyla bir şeyler yaşadığını ve otel işinin bu yüzden kaybedildiğini öğrenmiş. Yapma bunu. Eğer bel altı vuracaksan... Anladım. Sen boksa daha iyisin. Dikkat ederim. Fena değilim. Ama boksa iyi olan Demir'dir. Dikkatli olmanı öneririm. Sevdiklerimizin bütün özellikleri bize daha parlak görünür Eylül. Ama yine de tavsiye için teşekkür ederim. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.